Merhaba dostlar. Bitkilerde maya yalanı ile ilgili bir kez daha video çekmek istiyorum. Daha önceki videomu yorumların hemen başına koyacağım. Orada kuru maya ile ilgili tüm bilgilerimi, tecrübelerimi sizinle paylaşmıştım. Fakat bu yaş mayayı çok arkadaşımız sordu. Yaş maya kullanabiliriz o zaman dediler. Bence kullanmayın. Çünkü maya İçerisindeki birçok etkenden dolayı, özellikle tuz da var bildiğim kadarıyla, bitkilerinizin toprağının kalitesini direkt bozuyor. Yani bütün bitkileriniz ölecek eğer bunu veriyorsanız. Birçok insan gerçekten işte maya verdim, kuru maya verdim, yaş maya verdim. Hepsi çiçeklerim coştu. Aman Allah'ım, nasıl çiçek açtılar bu sardunyalar, bu sukulent kaktüsler, bebekler nasıl büyüdüler? Böyle bu tarz inanışlar var. Bunlar tamamen efsane. Kesinlikle böyle bir şey yok. Neden? Siz toprağınıza bu mayayı eritip verdiğinizde ya da nasıl veriyorsanız bitkilerinizin toprak kalitesini bozuyorsunuz. Biz toprağımızı kaliteli kılabilmek için gerçekten çok fazla emek veriyoruz. Yani içerisine solucan gübresi koyuyoruz, yanmış hayvan gübresi koyuyoruz, birçok materyal koyuyoruz, kokopit kullanıyoruz. Özellikle sukulent ve kaktüslerde biliyorsunuz çok fazla materyal kullanıyoruz. Yani toprak türevleri kullanıyoruz. Neden kullanıyoruz? Çünkü toprağımız kaliteli olsun, bitkilerimiz güzel büyüsün diye. Ama siz bunu bitkinize vererek direkt toprağınızın kalitesini bozuyorsunuz. Ve bitki kendisi iyileşmek için, toprağı tekrar düzenleyebilmek için, oradan yeterli besinleri alabilmek için çok mücadele veriyor. İlk başta diyelim ki ilkbaharda verdiniz tüm bitkilerinize mayaları. Tabii ki hemen ölmeyecek, çünkü bitkinin de bir direnme gücü var ve hayatta kalmaya çalışıyor, tutunmaya çalışıyor bitkinizde. Şu güzelliklere bakın, ben nasıl maya vereyim bunlara? Ekmek yaparım. Bitkiniz yaşamak için direniyor. İlkbaharda verdiğiniz maya yaz dönemi size unlu bit, mantar, birçok böcek, kırmızı örümcekleri çeken en büyük içerik bu arkadaşlar. Maya ve kırmızı örümcek geldiğinde bitkilerinize kurtulmanız imkansız neredeyse. Şu güzelliklere ben nasıl maya vereyim? Yıllardır bitkilerle uğraşıyorum. Hiç maya vermedim. Eskiden verirdi annemiz, eskiden verirdi işte babaannemiz. Hayır, eskiden bu mayalar yoktu zaten. Onlar doğal şekilde mayalarını yapıyorlardı ama bitkilerine vermiyorlardı. Yani bahçeleri vardı, kalan gıda atıklarını bahçelerine döküyorlardı. Evet, ama bahçe toprağı zaten her şeyi tolere eder. Onarır. İçinde birçok organizma var. Bahçe toprağı bunları zaten başarıyor, yapıyor. Ama bizim bahçemiz yok. Bizim minicik minicik saksılarımız var. Böyle küçücük küçücük saksılarımız. İçinde birazcık toprağımız var. Çok toprağımız bile yok. Nasıl onarsın? Nasıl büyütsün? Bitkileriniz ölecek. Verirseniz mayayı deneyin bence. Ben denemiştim. İlk videomda anlatmıştım, böyle çok acemilik dönemlerimizde bize verin, işte maya verin, yok kuru maya verin, yaş maya verin. Yok arkadaşlar, böyle bir şey, hepsi bitten, bakteriden ölecek zaten. Yazık etmeyin, çok emek veriyoruz, hiç gerek yok. Emin olun, böyle bir şey olsaydı eğer, gerçekten böyle bir şey olsaydı eğer, birçok insan, şu opunti yanımda kulağını daha önce göstermiştim, küçücüktü büyüdü. Birçok insan, üreticiler, çok böyle ileri boyutta, ileri düzeyde koleksiyoncular, hepsi emin olun o zaman mayayı ısrarda verirdi. Çok ucuz mayalar. Niye o zaman bir sürü topraklara, işte besinlere, vitaminlere para veriyoruz ki o zaman? Hiçbir anlamı yok. Minilere çok veriyorlar. Özellikle çiçekli bitkilere çok veriyorlar. Çiçek açsın, coşacak, coşacak, bitkiniz coşacak. Yok böyle bir yalan. Gerçekten arkadaşlar, yalan hani. Arkadaşlar bunları söylerken kötü niyetle söylemiyor, eminim. Fakat insanları kötüye yönlendiriyorlar. Yani bu kötü bir şey oluyor. Çünkü bitkileri ölüyor o insanların. Özellikle mantar. Hiç kurtuluşu yok. Hiç kurtuluşu yok. Direkt ölüyor. Ben şimdi bu güzelime nasıl vereyim bunu? Ekmek yaparım.
Börek yaparım, poğaça yaparım. Toprağın üzerinde bir tortu bırakıyor. Toprağın içerisinde sinek üretiyor. Bunlar gıda, besin. Bunları yemek için gelen organizmalar, bit gibi, işte sinek gibi toprağın içerisine yerleşiyorlar. Çünkü yeterli besin kaynağı buluyorlar ve bu besin kaynağıyla da besleniyorlar. Bu arada bizim bitkilerimizi de hasta edip öldürüyorlar. Dediğim gibi hemen ölmüyor. Yani hemen öldü diye bir şey yok bitkiniz. Ben verdim, bitkim ölmedi. Evet, ölmedi. Ama yazın bitten kurtulamadın, bakteriden kurtulamadın, mantardan kurtulamadın. Bitkin ölmedi ama hastalandı. Tabii ki bir direnme süreci var. Bitkin direnmiştir, kendini kurtarmış olabilir. Bakın biberlere, yeşil biberlerime bile vermiyorum. Yani şu güzelliğe bakın. Fakat bahçede işte suyu kalır, bir şey olur, dökülür bahçeye sular. Tamam, bahçe toprağı onu onarır. Zaten bahçe toprağında birçok besin var. Ama bizim saksılarımızda değil bu. Mesela aşkın gözyaşına verdik kuru mayayı, öldürmez hemen. Bitlendirir durur, bitlenir bitlenir durur. Zaten ölümsüz bir bitki, yani çok zor ölmesi. Aşkın gözyaşlarını öldürmek için gerçekten çok ciddi bir performans harcamak lazım. Ben verdim, maya ölmedi. Agavelerde mesela çok güçlü bitkiler, bahçe bitkileri bunlar. Ben verdim, maya ölmedi. Tabii ki ölmez hemen. Çünkü zaten bunlar taşa düşse, taşın üstünde yıllarca yaşayabilen bitkiler. Ama hani afraya da verebilirsiniz. Tamam, verdiniz. Ha, bitlenir, mantar olur. Bütün bitkilerinize de bulaştırır. Hassas bitkilerinizi öldürür. Hassas olmayan bitkileriniz de güçlenir kalır. Şu güzelliği, çiçeği. Size bunu videoda keseyim dedim. Bir türlü büyüdü gitti. İşte tavşan kulaklarıma verdim. Tamam, verdiniz. Yılan kaktüsüme verdim. Bunlar zaten taşa düşse inanılmaz büyüyen bitkiler. Ama bitten, mantardan da kurtulmaz. Şimdi bu bitki mantar olur, kendini kurtarır, bir kulaktan yine üretirsiniz. Ama diğer bitkileriniz kurtulamaz. Hassas olan türler kurtulamaz. Hepsine bulaşır. Hepsine bulaşır ve hepsi ölebilir. Ölür zaten. Yani ölebilir değil, ölür zaten. Bu yüzden ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Her zaman söylüyorum. Bu tarz maceralara hiç gerek yok. Yaş maya kullanmak, bitkilerinizi direkt ölümüne davetiye çıkarmak. Hemen bir helva kavurun o zaman. Dalga geçiyorsun diyorlar. Hayır, dalga geçmiyorum, uyarıyorum. Şu güzelliğe bakın. Agaveleri de çok seviyorum. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bir toprağınızın kalitesini bozmayın, dengesini bozmayın. Hiç gerek yok. Bitkileriniz zaten, solucan gübresi kullanın, yanmış hayvan gübresi kullanın. Bitki besinleri satılıyor. Gerçekten harika. Maddi gücünüz varsa onları alın. Mayayla hiç uğraşmayın. Çünkü bitkilerinizi kaybedeceksiniz. Ben besin vereyim, coşturayım derken bütün bitkileriniz ölecek. Ve çok ciddi zarara gireceksiniz. Hiç bu tarz şeylere gerek yok. Yaş maya kullanırsanız bitkileriniz coşacak mı, ölecek mi, seyredin. Ama hemen ilk ay ben verdim demeyin. Bekleyin, bir bakalım ne olacak. Hepinize sevgiler dostlar.